Selamun aleyküm herkese. Bugün güzel bir hafta sonu, güzel bir ara çekimi yapacağız. Öncelikle Ustam bize, sizlerin karşısında teşekkür ediyorum teklifimizi kırmadığınız için. Ne demek kardeşim, her zaman. Videomuza geçmeden önce bir sizi tanıyalım. Erdi ben, Erdi Badur. Instagram'da, Facebook'ta Erdi Arabacı olarak tanıyorlar bizi. Yaklaşık 2007 yılından beri arabayla uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu araba sevdası, sevgisi nereden geldi onu da öğrenelim. Araba sevdası, sevgisi küçük yaşlarda geldi baba. Dedemden en ufak yaşımda bile arabalar istiyormuşum. Tabii şu anda hatırlamıyorum ama halıların etrafında arabalarla oynuyormuşum yani. Öyle sessiz sakin bir çocukmuşum. Liseye başladığımda ilk arabamı aldım zaten lise 1'e giderken. Öyle başladı hayat hikayemiz yani. İlk arabanızı öğrenebilir miyim? İlk arabam 95 model bir Şahin'di. Liseye başladığım zaman dedim ki evdekilere, ben dedim okul arabayla gitmek istiyorum. Onlar da kırmadılar beni, Allah razı olsun. Dedem bir 0 Megane almak istedi bana. Ben 0 Megane istemedim. Gittik Kartal Sanayi Sitesi'nde bana bir tane 95 model beyaz Şahin aldı. 34F4595. Bütün herkes zaten beni o arabayla tanıdı. Yıllarca bindim o arabaya. Ondan sonra da işte buralara geldik yani. Mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Mesleğim ambulans şoförlüğü yapıyorum. Hacıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum. Özel bir kurumda. Sorun olur mu senin için? Yok, sıkıntı yok. Yok, hani reklam meklam olmasın diye. Yok, sıkıntı yok. Hacıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum orada. Ambulans şoförlüğü yapıyorum. Hani daha önceden birçok meslekle çalıştım ettim ama hani dedik ya bari hızlı kullanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, etrafındakiler dedik yani insanlara yararlı bir şey yap. Bu yüzden de ambulans şoförünü seçtim. Çok da memnunum yani. Bugün iki aracımız var. İki aracı da ustamızın. İki aracı da sizlere tek tek inceleyeceğiz, tek tek anlatacağız. Neden bu araçları? Onları öğrenebilirim. Neden Opel? Neden BMW? Neden Opel? Neden Opel? İlk önce Opel'den başlayayım sana. Bu arabamı nişanlımla beraber beğendim ben. Dedik ki bir araba alalım. Kredisini ödeyelim yavaş yavaş. Ama cam tavan olsun. Hem işte modifiye edebileceğimiz bir tarzda olsun. Bu arabanın OPC'si şu anda zaten OPC'ye çevirdiğim için. OPC kasası vardı ama OPC'sini alamıyordu. Ve benzinli olduğu için de eve gezeceğim için de olmuyordu. Hem de bayan da kullanacağı için bu arabayı tercih ettik. Arabayı da komple gördüğünüz gibi OPC'ye çevirdik. Birazdan da inceleyeceğiz. BMW'yi de alacak. BMW benim çocukluğumdan geliyor baba. Şahin'den sonra ille de BMW, ille de BMW dedim. Bu kasasını hiç alacağım aklıma gelmezdi. Bir anda oldu. Dedik hadi 5 kasasını alalım. Şimdi dedik memnunum yani arabamdan. Yaklaşık bir senedir askerdeydim. Bir senedir de kapalı otoparkta yatıyor. Gördünüz siz gelince aynen. Açtım arabayı. Brandasını kaldırdım. Hala da bilmiyorum yani. Hafta sonları belki çıkartıyorum. Çıkartmıyorum yani. Göz bebeği. Toz yok yani. Görebilirsin. Göstereceğiz birazdan. Aracınız hakkında biraz bilgi alsak. Tabii. İkisinde. Tamam. 2008 model 1.3 dizel cam tavan sport modeli Corsa D diye geçiyor. 6 ileri şanzıman var aracımızda. Fabrika çıkışlı bunlar komple. Bosse'nin 17 inç jantlarımız var. İnce yemek lastiklerimiz var. OPC panjur. Komple arabayı OPC'ye çevirdik. OPC tampon, OPC yan marş bir, OPC spoiler, OPC arka tampon. Ondan sonra komple uzun kısa Xenon Amerikan parklarımız, sislerimiz Amerikan. Komple böyle geçiyor aracımız. Opel'i sizlere anlattık, şimdi de ustamız BMW'yi sizlere anlatacak. BMW 520 dizel E60 kasası diye geçiyor. 2007 model, 2000 motor. Dizel bir aracımız var. 19 inç GSL jantlarımız var üzerinde. Önde yine farklı bir firmanın coilover'ları var. Arkada yay pres işlemimiz var. Ön camda zindan bir cam filmimiz var. Olmazsa olmazlarımızdan. Komple M-Sport bir arabamız. Bu arada duyduğuma göre iki arası da satılık, doğru mudur? Evet, evleniyorum. Evleneceğim için komple ikisini de satıyorum. Önce Corsa'dayı satacağım. Ondan sonra Rabbim nasip ederse BMW'mizi de satacağız. Araçların üstünde ilk yaptığınız işlemler nedir? Bende biraz sakıntılık var baba. İlk önce arabayı alır almaz ön camday filmine gidiyorum. En koyusundan bir cam filmine gidiyorum. Bu arabamı da aldığımda yaklaşık 5 senedir bende bu aracım. Şu anda cam film biraz açılmış ama BMW'den görebilirsiniz ki o ön cam filmde 2 tane üst üste var. Cam filmciye bıraktım arabamı. Arkadaşlar beni tanıdıkları için demişler ki ya Erdi abi gelir beğenmez. Sökelim daha koyusunu yapalım. En koyusundan ilk alır almaz baba cam filmciye gidiyorum. Aracın üstünde en sevdiğiniz parçalar ikisinde. Valla yine cam filmlerimi çok seviyorum ama baba jantlarımı seviyorum. Arabanın kaderini değiştiren jant. İkisi de öyle. Evet, arabanın duruşunu değiştiren jantlar yani.
aracın üstlerinde en çok para harcadığımız işlemler nedir? Bu aracın komple body kit işlemine yüksek meblağlar ödedim. Bu aracın da yani motor içi aksam işlerinde biraz fazla para ödedim. Hem BMW olduğu için biraz parçaları fazla pahalı tutuyor. Downpipe, düz borusu, işte yazılımıydı falan. Özel bir yerde gittik, yazılımımızı yaptırdık falan. Onlara para harcadım. Bunun da en çok body kit'i para tuttu yani. Bu araçları bu hale getirmek ne kadar sürdü? Şimdi fazla zamanım almadı. Hani tam olarak zamanını bilmiyorum ama yaklaşık 2-2,5 ay, 3 ay gibi bir zaman almıştır. Daha uzun süren araçlarım da oldu. Bir seneye yakın ama bunlar da öyle bir fazla zaman harcamadı. Para varsa hemen yapabiliyorsun. Olmayınca tabii zamanı parça parça yapıyorsun. O yüzden öyle fazla bir zamanım almadı yani araçları yapmak. Ortalama ne kadar bir değer harcadınız? Body kit'iydi, Zenon'u, jantı, koyluydu falan derken tam şu an hatırlamıyorum ama 10 bin liraya yakın mal oldu bu araç. BMW? BMW'de galiba jantı falan derken bir 15 milyar harcamışım. Bu araçları bu hale getirdikten sonra aileniz olsun, çevreniz olsun nasıl bir tepki aldınız? Şimdi ilk başlarda iyi tepkiler almıyordum ama dediler ki ailem ben kahveye giderim, ne futbolla bir alakam var. Yani hiçbir şeyle bir alakam yok. Araba il çocukluğundan geliyor. Hani bisikletle bile gidiyordum. Zamanında burada çok eskiden abilerimiz vardı. Sefaköy gerçekten modifiyenin başkenti denilebileceği bir yer. Bana da burayı aşılayan bir şeydir yani bu. Hani çocukluğumdan geldiği için çocukluktan başın ailem yavaş yavaş her tepkileri bırakmaya başladı bana karşı. Dediler ki hani bu çocuk sadece bu arabalarla ilgileniyor. O yüzden hani bir karışmayalım. O yüzden şu anda kimsenin kötü bir şey dedikleri yok. Hani iyi tepkiler alıyorum yani çevremde. Sizce aracın dış görünüşü mü, iç görünüşü mü, motoru mu önemli? Şöyle söyleyeyim. Bence üçü de. İçinin temiz olması lazım abi. Kesinlikle temiz olsun. Hani arabanın içinde sigara içen insanlara çok şaşırıyorum. Ben içemiyorum. Bırak simit mimit bile yiyemiyorum yani. Arabam sadece A noktasına B noktasına gidiyorum o kadar. Toz olmaması lazım. İşte tertemiz olması lazım. Motorun da yani düzenli bir şekilde bakımlarını yaptırırsak yani için rahat olur yani. Temiz olması aklında soru işaretleri kalmaz. Baba dışı da parlaması lazım. Bizim için ilk amacımız o yani. Çünkü ben çizik, hare izi falan görünce üzülüyorum. Yani geceliğin evimde rahat uyku uyuyamıyorum. Buradaki komşularım bilir. Hani geceliğin ben üçünde, dördünde, beşinde yatağımdan kalkıp araba jile attığımı biliyorum yani. O derece bir hastalık arada var. Arada takip ediyorum, görüyorum. Yani gece 3'te 4'te ben giderim garajda. Buluyorum o arabayla ilgilendiğim zaman. Sonra rahat uyuyorum, huzurlu uyuyorum. Başka planlarınız var mı aracın üstünde? Araçların üzerinde şu anda bir planım yok. Evlilik şeyindeyim, hazırlığındayım. Araçları ilk önce Corsa'mı sattıktan sonra BMW'yi satacağım. Ondan sonra da inşallah yeni projeler yapacağım. İlk gelecek arabada sürpriz olsun baba. Tamam, öyle diyelim. Röportaj videomuz bu kadar. Birazdan da aracı inceleme videomuza geçeceğiz. Şimdi de aracın üstünü sizlere anlatacağız. Şimdi ustamız detaylı olarak sizlere anlatacak. Şimdi öncelikle her modifiyecinin yaptığı Amerikan parklarımız var aracımızda. Amerikan parksız olmuyor biliyorsun. Aracın en büyük dekorlarından birisi Amerikan parklarımız abi. Ondan haricinde OPC panjurumuz var aracımızda. Orijinalinin dışarısında. OPC ön tamponumuz var. Ve 10.000 Kelvin xenonlarımız var sizlerde. Onun haricinde 17 inç Wolfstem jantlarımız var. İnce yanak lastiklerimiz var aracın üzerinde. X1 markanın coilover'ları var. Tabii şu an onları göremiyoruz maalesef. Onun içerisinde OPC spoilerimiz var. Oradan görürsen. OPC arka tampon ve OPC eksoz ucumuz var. Yandan görebiliyor mu bilmiyorum da kamera. Tamam. OPC'nin yan marş belleri de orijinal fabrika çıkışlı. OPC'nin yan marş belleri var aracın üzerinde. Size anlattık. Şimdi de ustamız BMW'yi detaylı olarak size anlatacak. Sizdeyiz. Komple arabamız fabrika çıkışlı. M-Sport zaten. Bizim fazla bir bunun üzerinde ekstra bir şey yapma şansımız olmadı. Fabrikanın diğer araçlardan ayırt ettirdiği ön tampon fabrikanın M-Sport yapımı. Ben ek olarak M-Sport şeyi taktım. Ön panjurumuzu değiştirdik. Gizli özelliklerden aracın Amerikan parklarını açtık. Harici üzerine beklenti yapmadan. Şöyle geçersek baba. Zindan bir şekilde 3M'in koyu bir cam filmi var aracımız üzerinde. Olmazsa olmazlarım dediğim. İçerisi gözükmemesi lazım. Yani bir ev perde varsa bence aracın camında da ön camda film olması lazım. Tabii renkler ve zevkler tartışılır ama bana göre böyle. 19 inç GSL jantlarımız var. Marka bir koilümüz var aracın üzerinde. Şöyle aracın size içini göstereyim. Fabrikanın koyduğu Recaro koltuklar var. Bizim beklenti yapmadık aracın içerisine. M direksiyonumuz fabrikadan. Diğer 520'lerden farklı kılan bu eklentiler var aracımız üzerinde. Fazla da başka üzerinde başka bir işlem yapmadık aracımız. Motor olarak yazılımsal ve downpipe gibi düz boru gibi olaylar arkada yaptık. Galiba. Arkada ufak bir spoilerimiz var. Bagaj üstü spoilerimiz var. İki çift çıkışımız var. Dörtlü bir egzozumuz var. Onun dışında içerisinde bir fazla şey yapamadık. BMW'ye zaten fazla bir şey yapılmıyor. Evet. Böyle oldukça kendini yolda gösteriyor. Bakışlar üzerine dikkatleri çekiyor. Bize de yetiyor. Birazdan da kaldığımız yerden devam edeceğiz. E,
Bugünkü videomuz bu kadar. Her videoda aldığım gibi ustamızdan da helallik alacağım tekrar. Her şey sizin hakkınızı helal edin. Helal zaman kardeşim, ayırdınız. Sen de hakkını helal edin. Buradan selam göndermek istediğiniz var mı? Var. Buradan sevdiğim iki kardeşim var. İlk önce Sözer Sepetçi. Tanıyorlar zaten DJ Sözer Sepetçi. Ona buradan çok selamlarımı iletiyorum. Bize müzikleriyle olsun desteğini her zaman sunuyor. Bir de Bilal kardeşim var. Bilal kardeşim de şu an bak hatta geliyor. Selam söylemeye gerek yok. Şu anda geliyor yolda. Veliahtım kendisi ya. Bak maşallah. Gel gel. Aleykümselam. Aleykümselam gel. Kaynanan sizi seviyor harbiden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim. Gelmişken bari sizi de bir tanıyalım. Evet. Bilal Özer. Herkes Bil Hocam Bey diye tanır beni. Veliahtım oluyor kendisi. Evet. Araba camiasında çok ufak yaşlarda soktum kendisini. Evet. Şu anda onun da benim gibi net futbolla hiçbir şeyle alakası yok. Çok küçük yaşlarda tanıştık kendisiyle. Şu anda gördüğünüz gibi böyle bir pastatı var. Arlay. Şu anda o da arabayla ilgileniyor. Evet. Tam ona selam yollayacaktık. Kardeşim de geldi. Allah razı olsun. Her sesini teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Bugünkü videomuz da bu kadar. İnşallah videomuzu beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin yorumu bizler için çok önemli ve de değerli. Sizden isteğim gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde yapmanızı istiyorum. Artı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.